Göbek bir şey yapar mı? Mesleğim benim çocukluk hayalim. Sokak hayvanlarını çok seviyordum. Çocukken yaralı hayvan bulduğumda hemen bir veteriner hekime götürüp yardımcı olmasını sağlıyordum. Bu yüzden okuldan da kaçıyordum. İlk tercihim veteriner hekimi olmak. O yüzden de Ankara Üniversitesi'ni ilk tercih olarak yazmıştım. Ve istediğim oldu. Daha sonra İğneada Demirköy ilçesinde çalışmayı istiyordum. Bu da şanslı olduğum için buraya atandım. Ve burada veteriner hekimlik görevini 10 yıl boyunca yürüttüm. Demirköy'ün koşulları iklim olarak zor. Doğa yapısından dolayı da zor. Islanca dağlar eteklerinde yaşıyoruz. 4 mevsim yaşıyoruz. Ahır kış geçiriyoruz. Ama biz ahırlarda üreticimizle sürekli işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kışın yol kapalı olabiliyor. Araçta problem yaşıyoruz gelene kadar. Geldikten sonra ahıra girene kadar kaymadan tutun yürümeye kadar problem yaşıyoruz. Ahırda uygulamalarda üşüyoruz. Zorluk oluyor tabii ki. Ama yaz kış bizim mesleğimiz sürekli bir meslek. Her gün sahada olmanız gerekiyor. Özellikle üretken bir meslek. Yeni kuzu doğuyor. Her şey yeniden başlıyor her yıl. Bu yüzden biz bu çalışmaları yaz kış aksatmadan yapmak zorundayız. Orman içinde çoğu bölgede aracın gitmediği yerler olabiliyor. Telefonu çekmediği yerler olabiliyor. Kalıyorsunuz. Saatlerce yürüyorsunuz. Yürüdükten sonra bir insan görünce onunla iletişime geçip de yardım isteyip bir gün tüm günümüzü ormanda geçirdiğimiz oldu. Bu şartları yaşıyoruz. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla iletişimimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu meslek her ne kadar hayvan sağlığına hizmet ettiği düşünülse de halk sağlığına hizmet eden, yani bütünsel bir tek sağlık prosedüründe bütünsel olarak sağlığa hizmet eden bir meslek. O yüzden bu mesleği seçtim. Yani hayatım boyunca hayvanlarla iç içe olmak istedim. Hem hayvanlarla iç içe olurken hem de insanlığa hizmet etmiş oluyorum bir şekilde. Araçla aşağı giderken buzlu yolda kaymak, derelerin içinden geçip işletmelere ulaşmak, bazı işletmelerin yolu yok. Derenin içinden geçip işletmeye ulaşıyoruz. Yani ben arabanın farlarına kadar suya gömüldüğü derelerden geçiyorum bazen. Gerçekten zor şeyler yaşıyoruz. Veya hani Doblo, kullandığımız araçlar Doblo. Bir Doblo'yla en fazla ne yapılabilir arazide? Burada yaşıyoruz hani konsept olarak. Zor oluyor gerçekten bizim için ama doğası çok güzel. İnsanı gerçekten büyülüyor bazen hani bir yerden bir yere aşağı giderken gerçekten etkileniyorum gittiğim yoldan, o gördüğüm ağaçlardan. Camı açtığınızda harika kuş cıvıltaları duyuyorsunuz. Bunlar da güzellikleri tabii. Ben müdahale ettiğim birçok hayvanla aynı zamanda duygusal bağ da kuruyorum. Aslında bunu yapmamam gerek. Bu
bağı kurmak, onları iyileştiremediğim zaman beni bir miktar üzüyor. Ama onların iyileştiğini görmek veya onları bir hastalıktan koruduğumu bilmek beni gerçekten hem mesleki olarak hem de vicdani anlamda tatmin ediyor ve mutlu ediyor.